yine devam ediyor. Ankara Çankaya ilçesindeyiz. Yine çok değerli ve kıymetli bir hocamızı ziyarete geldik. Genel cerrahımız Profesör Doktor Hakan Kulaçoğlu hocamızla birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1986 Ankara Üniversitesi Fakültesi mezunuyum. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlık eğitimimi tamamladım. Numune Hastanesi, Trafik Hastanesi, Atatürk Hastanesi ve Dış Kapı Hastanesi'nde çalıştım. En sonunda Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden öğretim üyesi olarak emekli oldum. Şimdi serbest olarak ve spesifik olarak sadece karın duvarı fıtıkları ve karın onarımları alanında çalışıyorum. Evet. Hocam peki hastalarımız sizleri ne gibi şikayetlerle ziyaret ediyor? Şimdi spesifik olarak çalıştığım için, bir şekilde bilindiği için sadece karın duvarı fıtığı olan hastalar zaten bana geliyor. Kasık fıtığı, göbek fıtığı, sporcu fıtıkları, ameliyat yeri fıtıkları gibi. Ve ben de bu konuda teşhisin tam doğru olarak konulması, karşılıklı olarak konuşarak ameliyat şeklini belirlemesi ve ameliyat yapılması, ameliyat sonrası takiplerle hastalarımıza birlikte yönetiyoruz. Tabii ki hastanın size yardımcı olması ve birlikte karar alma aşamasına katılması çok önemli. Ameliyattan sonra da verilen direktiflere uyması önem arz ediyor ki en kısa zamanda iyileşsin, normal hayatına dönebilsin. Hocam, kasık ve göbek fıtığı tedavisi nasıldır? Onunla biraz değinebilir miyiz? Şimdi kasık fıtığı da, göbek fıtığı da olsa tek tedavisi cerrahi, yani ameliyat. Hasta ameliyat olur olmaz ya da her hastada ameliyat gerekli midir ayrı bir tartışma konusu elbette. Ama bir ilaçla, egzersizle, fizik tedaviyle, kas güçlendirmeyle tedavi olacak hastalıklar değil bunlar. Ameliyat etmek gerekiyor ve açıklığın, fıtığın dışarı çıktığı yerin kapatılması gerekiyor. Fıtık çünkü zaten karın içi organlarının ve karın içindeki yağlı dokunun karın zarından oluşan bir keseyle beraber karın içi duvarındaki zayıf noktalardan ya da yırtıklardan dışarı doğru çıkması oluyor. Onu bir şekilde içeri atıp o deliği, o zayıf alanı kapatmak gerekiyor. Bu da sadece cerrahi ile mümkün. Evet. Hocam peki fıtıklar neden yükseler? Önlemek mümkün müdür? Farklı fıtık tiplerinde nüksedenleri, tekrarlama nedenleri farklılık gösteriyor tabi. Yani mesela özellikle karın ön duvarında olan, göbek fıtıkları ya da bu alanda olan ameliyat keselerinin fıtıklarında en önemli şeylerden bir tanesi mesela obezite, kilo. Yani hasta kiloluysa ya da ameliyattan sonra kilo alırsa, giderek artarsa kilosu ve karın içinde birken yağ da artacağı için, organlar daha yağlı hale geleceği için dışarıya doğru karın içi basıncının artması ve itmesiyle fıtık tekrarlama riski yüksek. Diğer taraftan baktığımız zaman gebelik kadınlarda çok önemli. Karın ön duvarı ameliyatlarından sonra göbek fıtığı olsun, kesi fıtığı olsan bu vakalarda da gebelik sonrası bu fıtığın tekrar etme riski yine yüksek. Peki hocam, kesi fıtığı nedir? Gerçekten bunu ilk duyduğumda da merak ettim. Bize biraz nedir ve nedenleri nedir? Bunlara değinebilir miyiz? Kesi fıtığı daha önce herhangi bir nedenle karın ameliyatı olan hastalarda, bu isterse açık ameliyat olsun, ister laparoskopik yani küçük deliklerden aletlerle girip ekrana bakılarak yapılan video sistemleri olsun, oradan fıtıklaşma, o deliklerden ya da kesilerden fıtıklaşma olduğu zaman ona kesi fıtığı diyoruz Türkçesiyle. Yabancı dilde insizyonel herni diyoruz, postoperatif fıtık diyoruz ve bunlar diğer fıtık tiplerine göre daha zor fıtıklar çünkü de. Karının dengesini, mekanizmasını da bozabilecek fıtıklar ve çok büyük fıtıklar haline gelebiliyorlar. Çok komplike olabiliyorlar ve ameliyatları da standart bir göbek fıtığına ya da kasık fıtıklarına göre çok daha kapsamlı, zor, cerrahi teknik, anatomi bilgisi isteyen ameliyatlar. Onun için kasık fıtıklarından tamamen ayrı bir hastalık grubu olarak düşünmekte fayda var. Peki hocam, ameliyat olduktan sonra hastalarımız nelere dikkat etmelidir? Bu da gerçekten merak edilen bir konu. Şimdi ideal bir ameliyat tabii fıtık ameliyatı olduktan sonra yamalı, yamasız ya da başka teknikler açık kapalı. En ideali hastanın en erken dönemde normal aktivitesine, mümkünse sportif aktivitelere dönmesi. Ama bazı fıtık tiplerinde ya da daha önce tekrarlamış fıtıklarda ya da hastanın dokuları çok zayıfsa, hasta kiloluysa, belli vakalarda o ameliyat öncesi tetiklerle de bir şekilde fikir sahibi olunabilen bir durum ya da ameliyattaki gözlemlerimiz de çok önemli. Hastaları hemen aktivitelere döndürmeyip bir süre istirahat, tabii yatak istirahati değil bu ama kendini kollamayı önerebiliyoruz. Bu tabii özellikle ev işi yapan hastalarda ya da dışarıda ağır işte çalışan hastalarda önemli bir durum. Çünkü hasta
normal hayatına devam etmek istiyor ya da mesleğine devam etmek istiyor. Çünkü orada çalışacak belli bir sürenin ötesinde dinlenemiyor, rapor alamıyor, izinli olamıyor. O gibi durumlara tabii zorlandığımız hastalar oluyor. Ama çoğunluğu bu direktiflere uymaya gayret gösteriyor. Çok önemli bir şey, ameliyattan sonra hastalarımızın kilo almaması çok önemli. Yani özellikle karın ön duvarını, göbek fıtığı, kesi fıtığı ameliyatı yaptığımız hastalara mümkünse bulunduğu kilodan daha düşük kilolu olmasını, kiloluysa, ya da kilo almamasını öneriyoruz. Ki kesi fıtıklarının önemli bir kesiminde hastanın obeziteye yakın bir durum varsa, yani beden kitle indeksi 35'in üzerindeyse mutlaka ameliyat öncesinde kilo vermesini istiyoruz. Bir de sigarayı bırakmasını tavsiye ediyoruz. Sigara birkaç açıdan sıkıntılı. Bir tanesi doğrudan sigaranın içindeki toksin dediğimiz zehirli maddelerin dokulara olan zayıflatıcı etkisi var. İkincisi tabii öksürükle, sonuçta hastanın akciğer sorunlarıyla yine karın içi basıncını artarak fıtığın tekrarlama riskini göz önüne alırsak bunu da gayet açık anlarız. Evet. Hocam biraz önce de değindiğiniz üzere fıtık ameliyatlarında açık veya kapalı cerrahi yapılacağı neye göre belirleniyor? Buna da birazcık halkımızı bilinçlendirelim mi? Şimdi bazı fıtıklarda kapalı ameliyatın çok daha üstünlüğü olduğunu, hasta açısından çok daha rahat olduğunu veya tekrarlama riskinin daha düşük olduğunu düşünüyoruz. Bilimsel kanıtlar da var bu konularda. Bazılarında da açıklarda daha rahat onarım yapabileceğimizi ya da açık ameliyatın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Mesela kasık fıtıklarını düşünelim. Kasık fıtıklarını açık ve kapalı yapılan ameliyatlar arasında tekrarlama açısından çok fazla fark yok. Tekrarlama riski açısından söylüyorum. Ama mesela aynı anda iki taraflı, sağ ve sol aynı taraf anda ameliyat olacaksa hasta, sporcuysa, mesela bu vakalara kapalı ameliyat öneriyoruz. Kadınlarda kasık fıtıklarında, kasıkta inguinal ve femoral bölgeler ayrı ayrı, biri üstte biri altta iki bölge var mesela. Femoral fıtık çok sık görüldüğü için, çok sık demeyeyim de erkeklere göre daha sık görüldüğü için, o zaman kapalı ameliyat öneriyoruz. Çünkü kapalı ameliyatı içeriden her fıtık bölgesini daha rahat görebiliyoruz. Ya da hasta daha önce açık fıtık ameliyatı oldu, kasık fıtığı. Bu hasta tekrarlamışsa kapalı ameliyat. Daha önce kapalı ameliyat oldu, tekrarlamışsa açık ameliyat öneriyoruz. Kesi fıtıklarında da bazı fıtıklar var, açık ameliyatta ancak yapılabilecek. Bazı fıtıklar var, kapalı ameliyatta rahatlıkla yapılabilir. Hatta açık ameliyattan daha iyi sonuç alır. Mesela kilolu hastalarda, kesi fıtıklarında mümkünse kapalı ameliyat yaparsak yara komplikasyonları çok daha az oluyor. Giderek daha çok tercih ediyoruz bu tip ameliyatları. Ama her ameliyatın kendine özgü komplikasyonları vardır. Evet. Hocam bizlere ayırdığınız vaktiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olur inşallah. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.